Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlerle yine sıfırlamalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer dün atmış olduğum 176 milyon kudret düşürdüğümüz, yaklaşık olarak 10 milyon askerini öldürdüğümüz Marine'nin videosunu izlemediyseniz hemen Rüyam YouTube kanalından ya da sağ köşedeki hemen şurada üstten bir tane kar çıktı işaretinden izleyebilirsiniz. Kanalımda daha fazla sıfırlama videosu görmek için ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bu videoyu hemen şimdi beğenmeyi unutmayın. Evet, sıradaki içtimaya geldik. Sıradaki içtima Vine'nin içtima kaptanlarına açılmış bir içtima. Bakalım içinden kaç asker çıkacak ya da askerini bırakıp mı gitmiş onu da bilmiyorum. Harika yapılarda duruyor. Askerini saklamış olabilir. Az asker olabilir yani. Şu anda net bir bilgimiz yok. Önemli olan onu yakmamız. Hem prestij olarak hem de içindeki asker sayısını aşağı yukarı anlayabilmek amacıyla istimaları açtık. X8X'den İsa abi, bizden de Dedem Korkut istima açtı. Şu anda 588 milyon. İçinde bayağı Türkler de dahil birçok tutsak var. Biliyorsunuz infaz ettiğinde sunağı aktifleştirmiş oluyor ve biz de eğer beni boşsa bile sunağını daha fazla aktifleştiremesin diye tutsaklarını salacağız. Günlük olarak da zaten bazı boş bıraktığını bildiğimiz düşman loncaların içtima kaptanlarına ya da liderlerine bu saldırıları yapıyoruz. Örnek 4.3'ün lideri sürekli boş bırakıyor. Bu yüzden de yakarak tutsakları serbest bırakıyoruz ve sunaklarını aktifleştirememelerini sağlıyoruz. Bu gerçekten güzel bir taktik. Evet, şimdi içtimalar yola çıktı. Çok az kudreti düştü. Ama üstündeki bütün tutsaklar serbest kaldı. İlk içtimada İsa abi zaten yaktı. Evet, bu sadece bir gözdağı vermekte. O yüzden hemen daha büyük bir sıfırlamaya geçebiliriz. Hop. Evet, şimdi 391 milyon kudretli Dongsu'nun yanındayız. Vine'deki bu arkadaşımız kalkanı unutmuş. Ve biz de bakalım içinde kaç milyon asker varmış ve bu milyonları sıfırlayalım. İsa abi X8X loncasından, Dedem Korkut, Arif abi de biz de içtimayı açtı. Dongsu'dan da güzel asker çıkacak gibi gözüküyor. Bu sefer içini doldurmadık. Yani tutsak listesi 30 değil. Çünkü çok fazla kudreti yok. Çok askeri olsa bile burada ben varım. Birkaç tane daha biliyorsunuz içtima kaptanlarımız var. Sıkıntı olmaz ve yanar. Yani içeride lider bile kalsa sorun olmaz. Ama kalacağını hiç ama hiç ihtimal vermiyorum. Evet, 6 saniye sonra 5, 4, 3, 2, 1 ve Dedem Korkut yola çıktı. Setini değiştirmedi, seti hala aynı. İsa abi de yola çıktı. Dedem Korkut ilk içtimada yaktı. Az askeri var herhalde. Evet, İsa abi de girdi. Oo, çok yüksek derecede kudreti düşmüş. Hatırlarsanız 391 milyondu. 2 içtimadan sonra 305 milyona düşmüş. Yani yaklaşık 86 milyon bir kudret oranı düşmüş oldu. Boşu boşuna açmaya gerek kalmadı. Çünkü tek bir tip kalmış içeride. Bu yüzden soğularla yakıyorlar. Şu anda tamamen sıfırlandı. Tamamen sıfırlanmış. Kudreti 291 milyon. Yani toplam 100 milyon kudreti düştü. 391 milyondu açtığımızda. Şimdi 291 milyon. Hemen sizlere Dedem Korkut'un içtimasının raporunu da göstereceğim. Evet, şu anda görüyorsunuz. İlk içtimada biz girmiştik. Biz girdiğimizde 4 milyon 405k askeri varmış. Bunlardan 219k'sı yaralanmış ve 2 milyon 277k'sı da ölü. Hayatta da yaklaşık 2 milyona yakın bir askeri kalmış. Bizden yalnızca 143k'lık bir ölü olmuş. Çünkü piyade kareye karşı menzilli kare girmişiz ve menzillerinin hepsini neredeyse öldürmüşüz. Yani formasyonu çok güzel tutturmuşuz.
Evet, şu anda görüyorsunuz. Süvarilerine de aynı zamanda vurmuşuz. Sadece menzillerine değil, menzilleri komple bitirmişiz. Süvarileri vurmuşuz. Anladığım üzere İsa bir de süvarilerden geri kalanını öldürmüş ve sadece tek tip, yani piyade kalmış. Onları da solular ile sıfırlamışlar. Hemen gazetede like'ları görüyorsunuz. Hemen attım, beğendim. Görüyorsunuz Vina'dan Dongsun'un da 4 dörtlük bir asker sayısını erittik ve 100 milyonluk kudretini düşürdük. Ve şimdi kalkan bastı. Yani birkaç dakika önce gelseydi sıfırlanmayacaktı büyük ihtimal, ama şu anda yetişemedi ve kalkanı geç bastı. Gerçekten üzüldüm şu anda yani. Ama yapacak bir şey yok, bu bir savaş oyunu. Bir gün ben de sıfırlanabilirim, siz de sıfırlanabilirsiniz. Herhangi biri de sıfırlanabilir. Uyursanız ölürsünüz. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi hemen sıradaki ihtimale geçelim. Evet, şimdi sıradaki ihtimaya geldik. Vina'dan White Velvet'ın ihtimasındayız. Sadece Dedem Korkut önderliğinde açtık. Büyük ihtimalle de tek ihtimada birçok askerini öldüreceğiz. Eğer bir ihtimal yetmezse ikinci, üçüncüyü açabiliriz. Ama fazla askerin olduğunu düşünmüyoruz. Bakalım kaç milyon kudretini düşüreceğiz. Evet, sevgili Daji'miz, yani bana sürekli hisarlarda, üstlerde, her şekilde çakılan, sadece asker basarak krallığımızın birincisi Vedari iftarı Daji geldi. Ve biraz sonra da büyük ihtimal arkadaşına takviye atacak. Yani tabii ki kurtaramayacak. İlk ihtimada gireceğiz, büyük zarar vereceğiz. İkincisinde uyanır mı uyanmaz mı bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ilk ihtimada yandı. İçindeki iki tane tutsak da gitti. Bakalım kaç milyonluk zarar vermişiz. Bizden 131 kalık bir ölü varken onda 770 kalık bir ölü var. Yaklaşık 3 milyona yakın askeri varmış. 334K'da yaralısı var. Bunun da büyük ihtimal 200 kadarı Daji'ye ait. Yani Daji'nin attığı takviyeden kaynaklı yaralı. İçinde sadece çok az okçusuyla süvarisi kalmış. Solo'yla halledebiliriz. Daji'nin attığı takviyede okçuymuş. Bakalım bundan sonrakinde neler olacak. Diğer ihtimaya geçebiliriz. Evet, Vina'nın yeni bir ihtiması ile karşınızdayız. Çıkın'a ihtima açtık. Çıkın, 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 çıkın. Çıkın, çıkın, gelin. Tamam, şu anda kendi kendime eğleniyorum. Siz de eğlenmek isterseniz eğlenebilirsiniz. İhtimamız hemen doldu. Son saniyeleri bekleyeceğiz. Çıkınımız şu anda 161 milyon kudrette. Bakalım sonunda kaç milyon kudrette olacak? İçinde ne kadar asker var? Bir öğreneceğiz. Bir neden çıkınımızın büyük versiyonu kalkanlı bir şekilde yanında duruyor. Büyük ihtimal İkisi de aynı kişinin hesabı. Birinde kalkan var, birinde yok. Büyük ihtimalle mışıl mışıl uyuyor. Yani öyle söyleyeyim size, mışıl mışıl uyuyor. Bakacağız ama. Son 43, 42, 41, 40 öyle saniyeleri sayıyoruz. Evet, son 6. 5, 4, 3, 2, 1 ve gördüğünüz gibi yola çıkacağız ve çıktık. Şu an dedemin setlerini görüyorsunuz. Setini değiştirdi ve vurduk. Okey, şu ana kadar her şey çok güzel. Bakalım ne kadarlık bir hasar vermişiz. Oo, sıfırlamışız.
732 kaldık, bir ölüsü var. 115 kaldık, yaralısı var. Evet, raporun içine baktığımızda da görüyorsunuz T4, T3, T2 hatta T1 bir sürü askeri varmış karışık bir şekilde. Zaten T1'ler morali erittiği için biz neredeyse hiç zararsız bir şekilde kurtulmuşuz. Liderini Dedem Korkut da görmüş olduğunuz gibi aldı ve tutsak listesinde tutuyor. Evet değerli arkadaşlarım, bir sıfırlama videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda Bine'den 3-4 tane hesaba içtim açtık. Bazıları boş çıktı. Bazılarında asker vardı, bazılarında az vardı, bazılarında çok vardı. Bugün yaptığımız sıfırlamaları güzel bir şekilde sizlerle paylaştık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Durun durun. Bu tarz sıfırlamaların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, ücretsiz bir şekilde videoyu beğenmeyi ve güzel güzel çok 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 güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Sağda ve solda çıkan videolardan birine tıklayarak güzel bir video daha izleyebilirsiniz. Bakalım hangi videoyu izleyeceksiniz?